Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, konuğumu görüyorsunuz tabii Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Dolayısıyla ekonomi konuşacağız. Bugün gündemimizde neler var? Dış ticaret açığı açıklandı. Eylül ayında dış ticaret açığı gerilemiş gibi görülüyor ama rakamlar bize ne anlatıyor? Ona bakacağız. Diğer taraftan dolarda Türkiye piyasaları açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. Bugün 28-29'da açıldı. Diğer taraftan dün Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını ve mutfak enflasyonunu açıkladı. Gerçekten mutfakta yangın devam ediyor. Daha nereye kadar gidecek? Bu rakamlar böyleyken açlık sınırı şu anda asgari ücretin çok üzerindeyken asgari ücrette nasıl değişiklikler olacak? Onu değerlendireceğiz. Bir de dünyaca ünlü bir ekonomisten enteresan bir açıklama var. Ters köşe yapacak bir açıklama var. Peki bu açıklama gerçeği yansıtıyor mu? Onu da Şenol Hoca'ya soracağız. Hepsini konuşacağız dediğim gibi. Merhaba Şenol Bey, hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar Emrah. Evet, dış ticaret açığıyla başlamak istiyorum hocam. Eylül ayında dış ticaret açığı gerilemiş gibi görülüyor. 5,12 milyar olmuş gibi görünüyor ama ithalatta da ciddi bir düşüş var. 14,6 azalmış. İhracatta 0,5 azalmış. Yani bu dış ticaret açığının düşüşü biraz da ithalatın düşmüş olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Ne dersiniz? Anlatır mısınız bize bu rakamların bizim için ne ifade ettiğini? Teşekkür ederim Ebru Hanım. Şimdi dış ticaret açığındaki gerileme veyahut da düşüş iki boyu bakmak lazım. İki taraflı baktığımızda birincisi sizin söylediğiniz ithalatın azalması şeklinde bir durum görülüyor. Ciddi boyutta ithalatta azalma var %14 oranında. İkincisi ise ihracattaki artış sınırlı da olsa ihracatta bir miktar artış görülüyor. Peki neden ithalat azaldı, ihracat neden arttı? Onu baktığımız takdirde şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. İhracattaki artış Haziran'dan sonra başlayan kur artışından kaynaklanıyor. Kur artışı fiyat avantajı yarattı ihracatçıya. Fiyat avantajı yaratınca, kurlar artınca ihracatçı daha fazla mal satmaya başladı. Haziran ayından sonra kurların serbest bırakılması, Merkez Bankası tarafından baskı altından kurtulması ihracatın sınırlı ölçüde de olsa artmasına neden oluyor. Haziran ayındaki kur artışı 20 liradan dolar kuru 27 liraya çıkmıştı hatırlarsanız. Evet. %35 artış oldu. Onun etkilerini taşıyor hala ihracat üzerinde. İthalattaki azalma ise hükümetin son 4 aydır veyahut da Sayın Mehmet Şimşek'in 4 aydan beri uyguladığı sıkı para politikası doğrultusunda tüketim harcamalarının azalmasından kaynaklanıyor. Bu neden tüketim harcamaları azalıyor? Faizlerin yüksek olması özellikle bireysel kredi kullandırımını sınırlıyor bireylerde. Bireysel Evet. kredi kullandırımı sınırlanınca daha az alışverişe doğru yöneliyor vatandaş. Bunun etkisiyle ithalatta azalma, özellikle elektronik maddeler başta olmak üzere, elektronik araçlar başta olmak üzere ithalatında ciddi bir azalma görüyoruz. Bu azalma sürecek önümüzdeki dönemde de. Çünkü sıkı para politikası devam edecek. Sıkılaştırma devam ettiği sürece de ithalatta kazanma bir miktar daha devam edecek görünüyor. Evet. Peki hocam, ithalatın böyle düşmesi dolaylı olarak aslında biraz da işsizliği de tetikleyebilecek bir şey değil mi? Ne dersiniz? Doğru, haklısınız Ebru Hanım. Sizi tabii etkileyecek. Niye? İthalattaki azalma büyümeyi de etkileyecek. Büyüme rakamını etkileyecek. Büyüme rakamındaki düşüş işsizlik artacak, yaratacak. İşsizlik artınca gelirler azalacak vatandaşın. Gelir azaldıkça tekrar ithalatın azalması söz konusu. Böylece bir döngü içerisinde ithalatın önümüzdeki bir yıl içerisinde düşüş trendine girdiğini, zaman zaman aylık bazda veya 3 aylık bazda baktığımızda düşüş göreceğiz veya bazı aylarda stable olarak gittiğini göreceğiz. İthalattaki artış önümüzdeki bir yıl içerisinde pek görülecek bir olay değil. Düşüş veya sabit şekilde gidecek ithalat. Evet. Peki hocam, o zaman gelelim biraz da Türk İş'in açıkladığı rakamlara. İşte bir taraftan diyoruz ki bu ticari aramalların azalması ithalatla birlikte belki işsizliği tetikleyecektir ama
Diğer taraftan açlık sınırı ve yoksulluk sınırını açıkladı. Aslında çalışan da işsiz gibi, çalışan da yani açlık sınırının, zaten yoksulluk sınırının artık rakamları hani çok ütopik oldu ama çalışanlar açlık sınırının da çok altında. Açlık sınırı 13.684 liraya, yoksulluk sınırı da 44.573 liraya yükselmiş hocam. Yani mutfak enflasyonuna baktığımızda yılın başından bu yana %68.30 artmış görünüyor. Mutfaktaki yangın gerçekten devam ediyor. Asgari ücret 11 bin küsür, açlık sınırı 13 bin liranın üstünde. Nereye doğru gidecek? İnsanlar nasıl nefes alabilecekler? Bir de asgari ücrete şimdi yılbaşına yapılacak zam var. 17 bin liralar konuşuluyor. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? O kadar çıkabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi tabii ki açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamlarının altında ciddi boyutta gelir elde eden vatandaşlarımız var. İşte, açlık sınırı 13 bin, 14 bin arasında bir rakam. Yoksulluk sınırı ise 40 bin geçmiş 44 bin vaziyette. 500 lira, evet. Bugün baktığımızda asgari ücret 11 bin 400 lira. Allah yardımcılarına olsun. Özellikle asgari ücretle çalışanların veya düşük gelirlilerin Allah yardımcısı olsun. Ciddi boyutta açlık sınırının altındaki rakamlar. Tabii önümüzdeki günlerde Kasım ayının ikinci yarısında asgari ücret toplantıları başlayacak. Dört tane toplantı yapılacak. Dört toplantı sonunda yeni asgari ücret açıklanacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan asgari ücret. Şu anki veriler şunu gösteriyor. 2023 yılı ikinci yarısındaki enflasyonu baz almak lazım. Yani Temmuz Aralık 2023 enflasyonunu dikkate alacağız. Temmuz Aralık 2023 enflasyonuna baktığımız takdirde Temmuz Ağustos'ta zaten neredeyse 100, aylık enflasyon %10'lardaydı. Evet. Eylül ayında %5'lerdeydi. Ekim ayında da önümüzdeki günlerde açıklanacak, işte Cuma günü açıklanacak. Yine %5'lere yakın bir rakam, %3 ile 5 arasında bir rakam çıkacak. 4 ayı topladığımız takdirde enflasyonda baktığımızda aylık enflasyondan 4 aylık enflasyon geçişte %30 civarında bir enflasyon söz konusu. Kasım Aralık ayları enflasyonunda ben yine %5'in çok altında rakamlar olacağını düşünmüyorum. %35 ile %40 arası bir 6 aylık enflasyon olacak. Zaten asgari ücrete bu 6 aylık enflasyon yansıtılmak zorunda. %35 olduğunu varsayarsak %35 yansıyacak. 11.400 liranın %35 fazlasını aldığımız takdirde 15.500 lira yapıyor. Minimum en kötü olasılık asgari ücretin 15.500 lira olması gerekiyor. Ama bu sadece asgari ücretle çalışanların Enflasyondan gelirini Haziran ayı düzeyine getirmiş olacaktır. Bu da tabii ki yeterli değil. Benim beklentim minimum %40 bir zam, 16 bin lira yapıyor. %50'yi de çok fazla geçireceklerini düşünmüyorum. %50 olursa maksimum 17 bin lira olacak. Yani ben 16-17 bin lira arasında, %40 ile %50 arasında bir zam bekliyorum. Ama umarım ki yanılırım ben. 18, 19, 20, 22 olur. Benim Tabii bu seçim etken olabilir, belki 17 bini geçmesinde seçim rolü büyük olur. Ama normal koşullarda seçimi dikkate almadığımız takdirde asgari ücretin 16-17 bin lira arasında olması gerekiyor gibi bir düşünce hakim. evet. Belki seçim burada gerçekten asgari ücretliye yarar. Tabii asgari ücretliye yaraması emeklilere de yaraması anlamına gelecek. Umarız yani gerçekten seçim ekonomisi böyle bir şeye de vesile olur, güzel olur o zaman. Peki Evet, hocam. asgari ücretliler kadar diğer bir sorunlu kesim de emekliler. Evet, maalesef. Bence emekli taban aylığı 7.500 lira. Kesinlikle emeklilerle yapılacak düzenlemede emeklinin taban aylığının mutlaka asgari ücret sınır seviyesine çekilmesi gerekiyor. Yani asgari ücret 17 bin lira olduğunda emeklinin en düşük emekli maaşının 17 bin lira olması gerekiyor. İnsanca bir yaşam için bu şart. Bu hükümetin bu söylemleri de mutlaka dikkate alması gerekiyor. Yoksa 7.500 lirayla artık bugünkü Türkiye koşullarında geçinmek, karnını doyurmak mümkün değil. Açlık esas emeklilerde ciddi boyutta. 7.500 lira asgari ücretin neredeyse yarısı bile olmayacak. Eğer asgari ücret 17 bin lira çıktığında ciddi komik rakamlar kalıyor. O nedenle hükümetin emeklileri geçen Haziran ayında unutmuştu zamda. Bu defa ödüllendirmesi gerekiyor. Ödüllendirmenin de yolu taban
emekli maaşının mutlaka asgari ücretle eşitlenmesi gerekli. Evet. Tabii seçimde herkesin oyuna ihtiyacı var. Herkesin, o yüzden umarız emekliler de unutulmaz diyelim. Peki hocam, ilk başta demiştim ki dünyaca ünlü bir ekonomist, bahsettiğim ekonomist Robin Brooks bir açıklama yaptı. Ters köşe diye yorumladılar. Şöyle diyor, Orta Doğu'da başlayan İsrail-Filistin Savaşı'nın doların yükselmesine neden oldu. Türk lirasının serbest dalgalanmasına izin verildiğinde başlangıçta keskin bir düşüş yaşanılabilir diyor. Ancak bu düşüşün yalnızca ilk tepki olacağını, Türk lirasının daha sonra güçleneceğini savunuyor. Yani Brooks şöyle diyor, dolar 21 seviyesine düşecek. Yani dolar 7 lira birden düşecek diyor. Sizce realist bir yaklaşım mı bu? Ben doğru bulmuyorum Robin Brooks'un görüşlerine, düşüncelerine katılmıyorum da. Robin Brooks zaman zaman böyle uçuk düşünceler ortaya atıyor. Daha önceki dönemlerde de bu tür uçuk düşünceler ortaya attı. Biraz sanırım bilinirliğini artırmak için yaptığı, ilgi çekmek için yaptığı şeyler. Bir defa Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda bugün 28 liraya aşan doların 21 liraya düşmesi demek Türkiye ekonomisi açısından ciddi sıkıntı demek. Yani dolar 28 liradan 35 liraya yükselmesi bence daha iyi bir şey. 21 Evet. liraya düşmesindense 35 liraya yükselmesi daha iyi. Neden Evet. iyi? Eğer dolar 21 liraya düşerse bizim ithalatımız şu anki ithalatın iki katına çıkar. Biraz önce rakamları konuştuk. Evet. İhracatımız da yarı yarıya iner. Yani 10 dolar olan ihracat 5 dolara inerken 10 dolar olan ithalat da 20 liraya çıkar. 20 dolara çıkar. Cari işlemler açığı veya dış ticaret açığı çok ciddi büyür. Bu da ülke ekonomisi açısından büyümenin durması demek, işsizliğin artması demek, dış ticaret açığının büyümesi demek, dış ticaret açığının bu kadar açılması demek, kur krizini getirecektir peşinden. Ve uzun sürmeyecektir 21'de kalması. 41'e fırlayacaktır bu sefer. Yani koşucular gibi geriye çekilip ondan sonra hızla atağa geçecektir. Bu da dengelerin tamamen bozulması anlamına gelir. O nedenle böyle bir şeyin olması iyi değil, kötü bir durum. Olacak olmasını gerektiren bir neden de yok ortada şu an Türkiye ekonomisi açısından. Ben kurların bu mevcut koşullarda yıl sonuna kadar 30 lirayı geçmeden 29-50-30 lira arasında oluşacağını, seçime de 30 liranın bir miktar üzerinde bir rakamla girileceğini, 31 Mart'taki kur, döviz kurunun ise 31-32 gibi olacağını düşünüyorum. Kurlarla ilgili bir ne düşüş ne yükseliş yönünde ani hareketler beklemiyorum. Şahsi düşüncem bu şekilde. Ya orta vadeli programa uyulacak diyorsunuz hocam. Peki. Evet, orta vadeli programda belki de tek doğru söylediği şey kurlar. Orada 2023 hedefi olarak veya hedef değil de ortalaması olarak 23.90'ı yazdılar. Evet. 23.90 gerçekleşecek 2023'te ortalama kur olarak. Yılın ortalaması olarak. 2024 tahminleri de 36 37 lira civarında bir rakam yazıldı. 37.70 galiba veya 37.80. O da baktığımızda 2024 yıl kurunun yıl sonunda 45 lira civarında olursa ortalamayı tutturmuş olacak. Yani başında 30, 31, 32 lira civarında olup yılın sonuna kadar 44, 45 liraya geldiği takdirde ortalama döviz kurunu orta vadeli programdaki tutmuş olacak. Ki makul ve mantıklı bir rakam. O başka rakamlar makul ve mantıklı değil çok ama döviz kuru rakamı orta vadeli programda makul ve mantıklı görünüyor. Evet, keşke enflasyon rakamlarını koyarken de orta vadeli programa yani kurlardaki olduğu gibi daha makul ve mantıklı rakamlar koysalardı ya da gerçeği getirebilselerdi o rakamları. Keşke o rakamlar enflasyon Euro, için geçerli olsaydı. neyse şöyle bir durum da var. Kur artışını %50 yapıyorsunuz. Yani 30 liradan 45 liraya orta vadeli program Evet. öngörüyor kurun gitmesine. %50 kur artışı varken %30 enflasyon hedefi koyuyorsunuz. O tutarsız. Ya enflasyon hedefinde kur artışına yakın bir rakam koymak zorundasınız. Ya da kur artışını enflasyon hedefine doğru çekmeniz gerekiyor. Tutarsızlık esas burada yani. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız katkılarınızdan dolayı ağzınıza sağlık diyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum Ebru Hanım. İzleyicilerimize ve size iyi günler diliyorum. İyi günler. Hoşça kalın.